Evet, selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Bu nedensellik konusunda bir makale ile karşınızdayız. Diyarbakır 2001 Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi hakemli bir dergi. Cilt 3 sayı 2'den bahsediyoruz. Şu şekilde yazarsanız makaleye ulaşabilirsiniz. Olmazsa makalenin linkini kendisini aşağı koyarım. Linkini. Kozmolojik bağlamda yani evrensel anlamda kozmosla alakalı bağlamda zorunlu illiyet anlayışını eleştirel bir yaklaşım makalenin adı. Zorunlu illiyet yani sebeplerin zorunluluğu ve zorunlu sebeplerin o sonuçları kesin bir şekilde doğurması anlayışına eleştirel bir yaklaşım bir demiş. İkisi de var, ikincisini de inceleyeceğiz. Yener Öztürk, yardımcı doçent. Neymiş? İşte o İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiymiş. Evet, ne diyor? İlliyet yani sebeplik kavramının Arapçada illet kelimesinden türetilmiş olduğunu söylemiş. Onun bir karşılığıdır. İlliyet iki olay arasında ilişki yahut iki olay ve nesneden birinin diğerini gerektirdiğini ve onu ürettiği durum için kullanılır. Yahut iki olay ve nesneden birinin diğerini ürettiği ya da gerektirdiği ki burada daha çok ürettiği manası var nedensellik probleminde. Mutlak determinizmi tanımlamış. Fiziki ve ahlaki bütün olayları bir takım sebepler zincirinin zaruretle tayin ettiğini iddia eden bir teori olan determinizm iki açıdan ele alınır demiş. Tecrübi ya da psikolojik determinizm diye. Bizim şimdi konumuz çok bunlar değil. Yani determinizmi biliyoruz zaten bu dersleri takip edenlerin haberi vardır. İşte determinizm nedir? Onu söyledik mutlak olanı. O psikolojik olanla şey de yine benzer ona tecrübi olan determinizm. Tecrübi olan determinizm de daha çok yaşayarak bazı şeylerin sebep sonuç ilişkilerinin zorunlu olarak görülmesi var. Psikolojik olanda ise daha çok psikolojik açıdan bir nedensellik söz konusu. Birincisi üzerinde zaten o da duracağını söylüyor müellif. Tecrübi determinizm üzerinde. Bu anlayışa göre bütün olaylar değişmez şekilde muayyen ve sebeplidir. Determinizm belli bir durum ve şartlar topluluğu içinde hasıl olacak olayın nasıl olmamasının imkansızlığını kabul eder. Hadiselerin sebeplerinin tecrübe dışında veya aşkını olmadığını ancak eşyanın kendisinde mündemiç derc edilmiş olduğunu ileri sürer. Bu anlayış ile tabiatın ve alemin üstünde yaratıcı bir sebebin varlığını kabul etmez. Ayrıca tabiattan ilk sebep ve mutlak bir başlangıç olamayacağını iddia eden determinizme göre tabii kanunlar külli ve değişmezdir. Ve tabiat ve kainat sistematik bir yapıya sahiptir. Onun bütün parçaları bir makine gibi zaruri münasebetlerle birbirine sımsıkı bağlıdır. Bu esasa göre her olayın bir sebebi vardır ve aynı illet daima aynı neticeleri meydana getirir. Bütün tabiat hadiseleri bir takım genel ve zorunlu kanunlarla idare olunur demiş. İdare olunur. O fazla bile demiş onu. Yani bu kanunlar kainatı idare eder aslında normalde diyorlar. Bunların iddiası bu. Determinizm bizim nedensellikte zaten eleştirdiğimiz kısımda bu. Burada aşağıda dipnotları falan var. İsteyenler onlara bakabilir. İşte 19. yüzyılda bunun ortaya çıktığını falan ondan bahsetmiş. En parlak derecesine ulaşmış determinizm. Bu asırda ilimde katı bir determinizm hakimdir. İşte bizim bilimsellik dediğimiz, bilimselcilik dediğimiz daha doğrusu durum bu. Katı determinizm. Mesela Laplace o kadar ileri gitmiştir ki geçmişe bakarak kainatın bütün geleceğini önceden kestirebiliriz şeklinde bir iddiada bulunmuş. Tabii ne var ki Laplace'in düşündüğünün aksine bugünkü bilim adamlarının gözünde kainat artık dev bir devri daim makinesine andırmadığı gibi zorunlu bir sebep sonuç halkasıyla da işlemiyor. Bu sistem artık fizik tarafından, modern fizik tarafından yanlışlandı zaten. Bugün determinizmin işte David Hume, Russell gibi bilim felsefecilerinin ki özellikle Hume ve Russell'dan çok bahsedeceğiz. Planck, işte Einstein, Niels Bohr, Leda Broglie gibi kimseler Heisenberg, işte Schrödinger, Pedrack gibi
fizik alimlerinin tenkitleriyle sarsılmış ve sınırlandırılmıştır. Bunların ortaya koyduğu fizik şu an kabul edilen, kesin olarak görülen, yani hakim kabul edilen bilimsel görüş. Dolayısıyla o daha önceki şeyler, mekanik görüşler vesaire, bunların hepsi ne oldu? Reddedildi. Batılı bir felsefeci olan David Hume, illiyet nedensellik prensibini eleştirmesi gayet dikkat çekicidir. Macit Gökberk felsefe tarihinde onunla ilgili şu açıklamalara yer verir. Onun bu eleştirisi deney bilimlerinin dayandığı ana temeli yıkmak tehlikesini gösteriyordu. Nedensellik ilkesi ta Rönesans'tan beri en güvenilir bilgi kaynağı sayılan matematik doğa biliminin başlıca kaynaklarından biriydi. Immanuel Kant bu eleştirmeye büyük bir değer vermiş. Onun ifadesiyle kendisini dogmatik uykulardan uyandıran bu eleştirinin, bakın yani Kant gibi bir adam, Hume'un, David Hume'un bu nedensellik eleştirisiyle alakalı ne diyor? Beni dogmatik uykulardan uyandırdı. Şu an bilimcilik hala bu dogmatik uykuda, derin uykularda uyumaya devam ediyor. Kendi felsefesine yol açan görüşlerinin, yani kendi felsefesini kurarken kendisinin en çok etkilendiği kişilerden birisinin Hume olduğunu söylüyor. Hume'a göre A olayını B olayının nedeni saymaya kalkarsak ne A algısında ne de B algısında bir nedensellik bağlantısı bulamayız demiş. Burada nedeni de etkiyi de ne görebilir ne de duyabiliriz. Bizim burada algılayabileceğimiz ancak bu iki olayın birbirinin ardından gelmesi, yani zamansal ve mekansal korelasyon. Ki nitekim son bulgularla beraber onu da artık söylemeyeceğiz. Şey demiyoruz yani. Zamansal korelasyonu da artık söylemeyeceğiz. Çünkü neden? Zaman da artık şeyden farklı çok olmadığı tespit edildiği için o öyle bir korelasyon da artık yok. Biz ona normal mekansal ya da işte bağlam korelasyonu şeklinde isim verebiliriz. Evet, burada şu soruyla karşılaşabiliriz. Nasıl oluyor da bizde böyle bir tasarım var ve onu da bildiğimizi sanıyoruz? O bu soruya şöyle yanıt veriyor. Bizde bir alışkanlık duygusu uyanıp yerleşir. Mesela aynı B olayının aynı A olayının ardından geldiğini birçok kereler görünce bizde alışkanlık duygusu uyanıp yerleşir. Bu yüzden böyle bir izlenimden doğan bir ideyi, bir zorunluluğu kavradığımızı sanarak A ve B olaylar arasındaki ilgiye bunu mal ederiz. Başka bir deyişle bilincimizde birbiri ardında gelen tasarımlar ardında gelen bir ilgiyi, yani subjektif bir bağlantıyı olaylar nesneler arasındaki bir ilgi haline sokarız. Sırf subjektif olan bir şeyi objektifleştiririz. Oysa tasarımların bilincimizde ard arda gelişine bakarak bundan olayların kendi aralarındaki zorunluluk bağlılıklarını çıkaramayız ve ispatlayamayız. Buna ancak inanabiliriz demiş. Çok doğru. Yani David Hume'un bu söylediği, modern fiziğin de söylediği şey esasında. Nedensellik ilgileri hiçbir zaman kesin olarak ispatlanamasalar da bunlar dikkate alınmalıdır. Çünkü buna inanmanın pratik hayati bakımdan bir karşılığı vardır. Öyle Hume bilim düşmanı falan da değildi. Sadece realiteyi söylemiştir. Yani yine Russell modern kuantum kuramının Hume'u desteklediğini hatırlattıktan sonra onun değerlendirmeleriyle ilgili şöyle der. Nedensel adı verilen bir ilişkiyi kimi kez algılayabilir miyiz? Algılayamaz mıyız? Hume hayır der. Karşıtları evet. Her iki tarafın da nasıl delil getirdiklerini görmek kolay değildir. Hume'dan yana en güçlü kanıtın nedensel fizik yasalarının karakterinden türemiş olduğunu sanıyorum. A, B'ye neden oluyor? Bunları Russell söylüyor. Biçimindeki basit kurallar ilk bilimsel kaba düşüncelerin dışında asla kabul edilemez görünüyor. Gelişmiş bilimlerde bu basit kuralların yerine geçen nedensel yasalar öyle karmaşıktır ki kimse onların algılamada ortaya çıktığını varsayamaz. Açıkça onlar doğanın gözlenen akışından yapılan çıkarımlardır. Bu bir çıkarım yani. Hani onların neden olduğunu, bazı şeylerin, bazı sonuçlara neden olduğunu söylemek bir çıkarım. Fiziksel bilimler söz konusu olduğunda Hume bütünüyle haklı. A, B'ye neden olur? Türünden anlatımlar hiçbir kabul görmez. Bizim onları kabul etme yönündeki eğilimimiz ancak alışkanlık ve çağrışım yasalarıyla açıklanabilir. Bu hususu çok iyi fark eden Russell bu bağlamda eserin başka bir yerinde şunu itiraf etmek zorunda kalmıştır. Güneşin yarın sabah doğması gibi en sağlam bekleyişlerimizin bile doğru çıkmasının doğru çıkmamasından daha muhtemel olduğunu varsaydıracak bir neden elimizde yoktur diyor.
Evet, gene şu AB olayını değerlendiriyor. Onu geçiyorum. Buraları siz okursunuz. Burada doktor fizikçi Yamina Buogeneya'dan, bu UGN'ye artık nasıl okunuyorsa aktarıyor. O kitabı ayrıca inceleyeceğiz. Bilimin Marifet Boyutları kitabı var. Bakın alt tarafta var kitabın şeyi. Bakınız demiş. Yamina Bilimin Marifetullah Boyutları Kale Kalem Yayınları. Bu var şu an bende. Bu kitap şurada. Okuyorum şu an onu. Onu da zaten inceleyeceğim bu bilim felsefesi serisinde. Evet. Evet, Buogeneya ne demiş? Russell ile ilgili olarak vermiş olduğu bu bilgiden sonra şöyle der. Sıklıkla oluş anlamındaki olası olan belirli bir önermeden hareketle o şeyin vuku bulabileceğini beklemek için ne gibi bir gerekçemiz var? Başka bir ifadeyle teyit anlamında olası olan belirli bir önermenin doğru olacağına inanmak için ne gibi bir gerekçemiz var demiş. Karşımıza çıkan sonuç bir ikilemdir. Russell'ın yaklaşımı Hume'un problemini yeniden formüle eder. Olasılık kavramını devreye girmesi Tümevar'ın problemini çözüyor değildir demiş. Onu zaten inceleyeceğiz. Evet, nedenselliğin illiyetin akli bir zorunluluk üzerine oturtulamayacağı hususunda önemli adımlar attıkları halde Hume ve Russell yaratıcı fikrini bir türlü hesaba katmamışlar ve bu konuda yanılmıştırlar. Bu aklın tek yönde düşünmeye zorlanmasıyla varmış olduğu bir sonuçtur. Yani o, çünkü onların akılları yaratıcı zaten ihmal etme gibi bir önyargıyla olaya başlamışlar. Evet, Buogeneya Kant'ın onun tarafından ortaya konulan müşkil için kendisince üretilmiş olduğu çözüme de değinerek eleştirel açıdan şöyle yaklaşır. Kant'a göre bilgi tecrübeyle başlar fakat bütünüyle ondan türetilemez. İlliyet var olmak zorundadır. Çünkü o olmadan hiçbir şey bilemeyiz demiş. O organize ve insicamlı bir tecrübe ihtimalinin zorunlu bir şartıdır. Bununla birlikte yalnızca olgularla ilgilidir. Hatırlayacak olursak Hume özetle bir sebebi sebep yapan şeyin keşfetmemize gerek yoktur. Biz bir taraftan sebeplerin var olduğunu, diğer taraftan onların bilmeye muktedir olamayacağımız sonuçlarla birlikte olduğunu tamamen kabul ederiz demektedir. İşte burada Kant'ın ve bir kısmen de Russell'ın bazı eleştirilerine Hume'a yaptıkları bazı eleştirilerin geçerli olmadığından bahsetmiş. Buogeneya da bu şekilde bunu ele alıyor. Determinizme karşı çıkanlardan bir diğer kişi ise Emil Batraks'tır. O varlığın esasına mutlak zaruret gözüyle değil, hürriyet gözüyle bakıyordu. Mücerret anlamda illiyet ilmin düsturu olabilir ancak yani nedensellik ancak reel varlıktaki zorunsuzluğu göz önüne aldığımızda bu kanunun izafi olduğu ortaya çıkacaktır. Eğer kainat reel varlığın bütün görünümleriyle ele alınacak olursa temelde bir muayene yetsizliğin yani indeterminizmin yattığını görecektir demiş. Batraks gibi İngiliz filozoflar Mill, Bain de hiçbir zorunluluk kanunun zorunlu ve devamlılık içinde olmadığını belirtmiştir. Kuantum teorisi gibi yeni bilimsel teoriler de mekanik illiyet görüşünden farklı olup onu temelden sarsmaktadır. Bu teoriye göre acemice olan mekanik görüşün kendisidir. Bu teori genel anlayışın aksine nesnelerin davranışındaki düzenliliklerin nedensel kanunların varlığına atfedilmesi gerektiğini fikrini reddettiği gibi olayların tamamen öngörülebilir olduğunu da reddeder. İşte bu kaos muhabbeti. 20. asırda bilim materyalizm temelinden sarsan gelişmelere sahne oldu. Big Bang ile maddenin ezeliyeti fikri sarsıldı. Kara deliklerin keşfiyle madde yok olmaz fikri yok oluşa doğru yol aldı. Evet, bunlar güzel. Daha da dikkat çekeni her şeyin kendi arasında var yok dalgalanmalara dönüştüğünü, varlık ya da yokluk orbitleri, varlık arasındaki orbitler, enerji orbitlerine dönüştüğünü ortaya koyan kuantumun keşfiyle ayrıca bu kuantumlar aleminde hiçbir şeyin önceden kestirilemeyeceğini öngören belirsizlik prensibi ile sebep sonuç işte başta söylemiştim. Heisenberg'in şeyi belirsizlik prensibi bu. Teorik fizikçi Hans von Heilberg Arşa Sonsuzluk Kulesi isimli eserinde bu teori hakkında bu bilgileri verir. İndeterminizm ya da kesinsizlik ilkesi atom altı varlıkların aynı anda hız, uzay zaman konumlarının hesaplanmasını engeller demiş. Bunlar klasik fizik bilgisi herhalde biliyoruzdur. Çünkü atom altındaki her şey elektronlardan başlayarak bir maddeden çok dalgalara benzediği için kesin
Konum ölçülemez. Üstelik atom altı ölçeklerde değişmeyen sabit madde ve belirli bir hacim ve arada bir mesafeye ayrılmış cisimlerde yoktur. Her şey noktasaldır ve birbiriyle etkileşimleri de basit itme ve çekme benzeri mekanik güçler aracılığıyla olmaz demiş. Özetlemek gerekirse materyalist filozof ve bilim adamları belli olaylar ve özellikler arasındaki ilişkileri zorunlu olarak görmüşler ve kullandıkları önermelerde bu zorunlu gördükleri ilişkileri tabiat kanunu olarak ifade etmişlerdir. Sonra da önermelerindeki bu ifadeye dayanarak olaylar arasındaki ilişkilerin illiyete dayalı tabiat kanunu olarak nitelendirilmesini tartışmasız olarak kabul etmişlerdir. Bunu tümden gelime dayalı bir argümanın öncüllerinden çıkarılan bir hükmün zorunluluğuyla özdeş ve ona benzer zorunlu bir bağ olarak yorumlamışlardır. Burada yine Bogeneya'dan aktarmış. Materyalist bilim adamları sonuçları sebeplerin yaptığını hiçbir zaman hiçbir surette ispat edememişlerdir, edemezlerdi. Kendileri de bunun farkındadırlar. Nitekim bu yüzden sebeplerin sonuçları yapmadığı ispat edilemez veya yapmadığı prensipte ispat edilebilse de bugüne kadar kimse bunu ispat etmediği için sebeplerin sonucu yaptığı tezinin doğruluğu kabul edilir diyorlar. Söz gelimi materyalist bilimciler güneş ışığı, su, hava vesaire gibi sebeplerin besinin oluşumunda etken faktörler olduğunu söyler. Bunu ispat etmek için de bir bitkiye su ve güneşin ışını vermeyerek bitkinin sararıp solduğunu, yani fotosentez yapılmadığını, dolayısıyla besin üretilmediğini gösterirler. İşte derler, su ve güneş ışığı olmazsa besin üretilmiyor. Bu olmazsadan hareketle su ve güneş ışığı besini üretir sonucuna ulaşırlar. Böylece tezlerini ispatlamış olduklarını zannederler. Dikkat edilirse bu yaklaşım olumsuzdur. Bu bir ispat değildir diyen Bogeneya onların yanılgılarını şu misalle anlatır. Bir televizyonun cihazının düğmesine basıldığında ekranda bir görüntü oluşur. Ne zaman düğmeye bassak karşımıza görüntü çıkar. Düğmeye basıldığında ise basılmadığında ise ekranda hiçbir görüntü belirmez. İşte materyalist bilimcilerin olumsuz yaklaşımına göre, o mantığa göre ekrandaki görüntüyü düğme yapar. Bunun ispatı ise düğmeye basılmadığında ekranda görüntü çıkmamasıdır. Düşünmezler ki yayın dışarıdan yapılmaktadır. Görüntüyü neşreden düğme değildir. Evet, bu da güzel bir örnek buna karşı olarak. Halbuki o düğme sadece o düzenin bir parçasıdır. Televizyonu yapan ekranda görüntünün belirmesi için o düğmeyi kasti olarak oraya yerleştirmiştir. İşte eşya ve sonuçlar öylesine sanatta ve öylesine faydalı gayelerle donatılmıştır ki değil onların basit sebepleri kainattaki tüm sebepler bir araya gelseler dahi tek bir şeyi yapamazlar. Söz gelimi insanın fiilleri içinde kendi iradesinin en çok müdahale ettiğini sandığı, ona örnek verecek değil mi? Yemek içmek fiili gibi ki insanın bu fiile katkısı, yani iradesiyle katkısı yüzden ancak birdir. İnsan gibi şuurlu hareketlerinde şuurlu olan bir varlığın bu derece fiillerindeki o ihtiyari fiilleri de diğer fiillerine nispeten ancak 10.000'de bir belki. O 10.000'de bir olan bir fiilinin de %99'una o sahip değil. İnsan gibi fiillerinde şuurlu olan bir varlıkta bile böyle olsa diğer varlıkların ne derece sonuçları netice verme açısındaki sebep oluşlarının çöktükleri anlaşılır. Yani sebepler içinde en üstün olan insan bile kendi fiillerini sonuçlandırmaktan aciz iken cansız mevcutların sonuçlar üzerinde nasıl bir etkisi olabilir ki böyle bir şeyi sonucu netice verebilsindir. Kaç sayfa kaldı? Şuradan bilgisayardan da bakayım ona. Ona göre devam ederiz. Herhalde yarıya mı geldik? Evet. Şöyle bundan sonra da biraz atlayarak gidelim. İşte bu düzene işaret ediyor. Eşyanın o sebep olarak görülen nedensellik açısından sonucu yaratan olarak, sonucu meydana getiren olarak görülen şeyin aslında hiçbir şeyinin olmadığını, kör, sağır, gayesiz, mevhum güçlerden ibaret olduğunu, o güçlerin, kanunların, sebeplerin böyle bir şey yapacak şuurda, iradede olmadığını, bundan uzak olduğundan falan bahsetmiş. Ki daima kainatta bu şekilde atom alemleri içinde bir var ve yok oluş noktası var. Dolayısıyla o ilmin bilimselciliğin ortaya koyduğu argümanların vehmi bir şeyden ibaret olduğu ortaya çıkıyor. İslam filozoflarının savunduğu soft determinizm ve Gazali'nin
eleştirisi. Burada da İslam filozoflarının hani tamam hepsini Allah yaratıyor. Yani konu bu. Şimdi bir söyleyeyim girdiğim zaman önemli yerlerden de bahsedeceğim. Tamam işte doğru ama işte İbn Sina gibi, Farabi gibi şahıslar biraz daha yumuşak bir determinizmden bahsetmişler. Tamam determinizm var ama bu determinizm sistemini, bu makineyi, bu programı, bu işletim programını, makine endüstrisini kuran Rabbimiz. Gazali bunu da eleştiriyor. Yani onların o sebeplere haddinden fazla değer verdiklerini ve uyguladıkları metodun Kur'an'a uygun bir metot olmadığından falan bahsediyor. Hatta burada bakın Tehafütül Felasife'de onlara olan bir kısım eleştirileri var. O eleştirilerinden birisi de bu. Nedensellik konusunda ciddi olarak eleştiriyorlar. Eleştiriyor Gazali şeyleri, filozofları, felsefecileri. Tehafütül Felasife'de nedensellik eleştirisi söz konusu şeyler için. Çünkü onlar Aristo'nun zorunlu işte nitelik işte bir sudur, kainattaki zorunlu hadiseler, ilk akıl, oradan çıkan zorunlu sudur ve zorunlu kuvveler gibi Aristo felsefesinden ödün vermedikleri için İslam filozofları bu konuda tabii ki hata yapmıştırlar ve faal akıldan bütün bu şeylerin, illetlerin çıktığından bahsetmişler ve aradaki o bütün şeyleri de o faal akıldan, perde perde zayıf bir surette tecelli eden sebepler olarak görüp onlara çok ciddi bağlanmışlar. O kanunlardan yani aslında Aristo'nun bir nevi felsefesinden burada zorunlu niteliklerinden ödün vermeden bu işi yapmışlar. Aslında bu da o da bir nevi hani determinizm oluyor. İllet netice bağına inanan diğer bir filozof ise İbn Sina demiş. Bunları söyledik. Orta Çağ'ın en büyük Aristo yorumcusu ve savunucusu olan İbn Rüşd, illiyetin inkar edilmesine bu bağlamda adet teorisine en şiddetli eleştirileri yöneltmiştir. Onun konuyla ilgili ilmi ilgili tenkitleri kelamcıları hedef aldığı El Keşfinde ve bilhassa Gazali'nin Tehafütü'nü reddi olarak kaleme aldığında Tehafüt isimli eserinde İbn Rüşd de buna eleştirilerde falan bulunduğunu söylüyor. Tabi bu ayrı bir konu. Bu ikisi arasındaki şey zaten. Onun şeyi var. Neydi onun adı? Mubahat Türker hocanın 3 tehafüt bakımından felsefe ve din mubah münasebeti. Onun Osmanlı'daki bir alimi de katarak beraber onu şey yapıyorlar. Evet, Gazali'nin Oliver Lehman da belirttiği gibi eleştirilerinde vurguda bulunduğu husus filozoflardan sebep ve sonuç arasındaki ilişkinin mantıki mahiyetini ortaya koyacak yeteri kadar sağlam bir delil getirmelerini istemek olmuştur. O sebep ve sonuç çizgisini devam ettiren olaylara ilişkin tecrübelerimizin dünyada neler olup bittiğine anlam verebileceğimize inanmak için bize iyi dayanak sağladığı inancına hiçbir şekilde karşı çıkmaz. Onun itiraz ettiği şey nedensel bağlantının zorunlu olduğu hususudur. Yani onlar genelde şey şeklinde yorumluyor. Hani bu septisizme götüren bir şey falan filan diye. Septisizmle alakası yok. Burada bir nedenselliğin zorunlu olup olmaması. Yoksa Gazali burada korelasyonları zaten kabul ediyor. Yani ama o sebeplere fail, yaratıcı sıfatları ve vasıfları verilmemesi hususunu özellikle şey yapıyor Gazali. Burada mesela meşhur o misal var. Mesela yanmanın failinin yalnız ateş olduğunu ileri sürmeleri. Gazali mesela buna şey itiraz ediyor. Yani yanma ateşin, yani şu an o ateş niye ateş? Ateşin içinde ateşi ateş yapan molekül ve atomlar düzeni, yani bunu ayakta tutan, bunu devam ettiren, o yakma fiilini, sıfatını sürekli orada tecelli ettiren, sürekli orada o atomlara, moleküllere o yanmayı netice verecek sıfatları, işte kudret zaten yok. Hani yaratılışı veren zaten Rabbimiz. Yani zaten Allah diyor. Yanmanın faili burada diyor. Ateş değildir. Ateş iradeli değil. Tabii bir faildir. Dolayısıyla onlara göre ateşin alıcı bir şeyle temasa getirildiğinde yapısının da bulunan yerine getirmemesi mümkün değildir. Halbuki böyle bir Gazali'de böyle bir zorunluluğu reddediyor. Pamuğu ateşe tuttuğunuzda pamuğun yanması zorunlu değildir diyor. Bu pamuğun yanma olayı ateşten kaynaklanan bir özellik değildir diyor. Cenab-ı Hakk'ın oradaki sıfatlarının, fiillerinin tecellisiyle o düzenlilikle yani ateşe ateş yapan o atom
altı düzenlilik, atom düzenliliği, molekül düzenliliği ve o düzenliliğin devamiyetiyle bu ancak olabilir. Bunu burada konuşuyor. Ateş nasıl yanma sebebi olabilir? Sebep diye bilinen şeyi sonuç diye bilinen şeye bağlayan ilişkinin mahiyeti nedir diyor. Evet. Yani burada ne görüyor filozoflar? Pamuğu ateşe sokuyorsun ve pamuk yanıyor. Burada ateşle temasın gerçekleştiğini görüyorlar. Yanma olayının ortaya çıktığını gözlemekten başka delilleri yok. Ancak gözlem sebep ve sonuç ilişkisini doğrulayan bir durum değil. Olsa olsa birlikteliği aynı zamanda buluşu ispat eden bir durum oluyor. Nitekim dolayısıyla Gazali'nin de iddiası burada. Realitede Allah'tan başka bir illet yoktur. Ki esasında la ilahe illallah'ın manasında bu da var. Allah'tan başka bir illetin bulunmaması. Evet, burada ateşi içerisine koymuş bir pamuk parçasının örneğinden yola çıkarak Gazali'nin sürdüğü tezi şöyle özetleyebiliriz demiş. Burada anlatıyor bunu. Mesela Boğgene'ye devreye giriyor burada. Ondan nakilde bulunmuş. Pamuk ateşin içine atıldığında yanar. Bu reaksiyonun sorumlusu kimdir? Şimdi soru bu. Bu sorunun cevabını bulmak için pamuğun ilişkili olduğu bütün bir varlığı, bütün kainatı incelemek gerekir. Diğer bir ifadeyle bu soruya cevap verebilmek için pamuğu yanıyor kılmak için nelere ihtiyaç duyduğunu, ateşin yanıyor olabilmek için nelere ihtiyaç duyduğunu ve bunların kainatla olan bağlantısını, düzenini vesaire tespit edebilmek lazım. Bunun içinse onun nasıl yandığını bilmemiz gerekir. Pamuğun yanmasında kimin ve neyin sorumlu olduğunu tespit etmek için kabataslak pamuğun karbonu, oksijeni, pamuğun ona göre yandığı düzeni bilmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi yanmadan sorumlu olduğu iddia edilen failin bu unsurların teker teker hepsini kontrol etmesi, hassas bir plana ve bir kontrol üzerinde pamuğu küle dönüştürmesi için de yeterli bir kudrete sahip olması gerekir. Tabii ki ateşte böyle bir kudret Cenab-ı Hak vermedikçe olamaz. Ancak biz biliyoruz ki ateş bunların hiçbirisine sahip değildir. Şuursuzdur ve kördür. Onun için herhangi bir güç ve kudret söz konusu değildir. O halde ateş bu işten sorumlu olamaz. Pamuğun yanmasından sorumlu olanın ateşi, pamuğu, oksijeni ve yanma olayının içinde gerçekleştiği ortamı bilen, kontrol eden, gereğini yapan biri olması gerekir. Yani onun tüm bu unsurları son tahlilde tüm varlığı kuşatan bir ilim, plan ve kudrete sahip olması gerekir. O da ancak Allah'tır diyor. Onun sebebi gerçek olarak yapıcısı. İşte burada kuantum bağlılıktan, evrendeki her şeyin birbirine bağlanmasından bahsetmiş. Dolayısıyla insanın alışkanlığı aslında gözlemi, korelasyonları bu ateşin yakıcı olması. Burada şeyi konuşabiliriz. İşte Hazreti İbrahim mesela ateşe atıldı. Ve yanmadı. Hani zorunlu bir nedensellik vardı. İşte bu sebepten dolayı da mucizeyi tabii inkar ediyor bu takım felsefeciler. Yani inkar edenleri var. Birçoğu inkar ediyor. Nedensellik noktası burada kırıldığı için. Ama mucizelerden biz biliyoruz ki Allah mesela ateşi ateşin içine atılan İbrahim'i yakmamış ateş. Ateş orada mesela yakma denildi diyor. Kul ya naru kuni berdem ve selame serin ve selametli ol İbrahim'e karşı. Ve yakmıyor ateş. Burada şu takım iddialarda bulunanlar var. Ya o zaman ateşe böyle söylediğine göre demek ki ateşin yakma özelliği var. Ama bu daha önceden beraber sürekli faalun lima yurid. Yani Cenab-ı Hakk'ın Hallak isminin tecellisi olarak sürekli o ateşteki yanma sıfatları, gücü, kainatla olan irtibatı gerçekleşiyor. Dolayısıyla ateşi o haliyle bütün sistemi beraber kontrol eden birisi ancak yakabilir ve yakmaya devam ediyor. O an o ateşe daha önce yak diyen Allah orada yakma diyor. Yani bu şekilde onu yorumlayabiliriz. Yani orada hani ateş zaten bak yakıyor. Madem ki yakacak olduğu için işte ona yakma denildi şeklindeki yorum. Yani ama bize göre bu noktada nedensellik kritiği açısından tercih edilmeyecek bir yorum. Ama yani o da tabii çok mantıksızdır diyemeyiz. Ama şu bağlamda, genel bağlamda, Kur'an-ı Kerim'deki o diğer bağlamda, işte kuşları uçuran biziz, gemi yüzdüren biziz, attığın zaman sen atmadın gibi birçok ayet bağlamında değerlendirilince Cenab-ı Hak sistemi esasında bütünüyle o her an yaratıp yönettiğini, sisteme tecelli ettiğini ve o şekilde sistemdeki sebep-sonuç hadiselerinin meydana geldiğinden bahsediyor. Burada bir de şey gelecek sanırım. Burada mı geliyor o?
Yaratıcı alemde sonuçları sebeplere bağlı bir yaratma şeklini tercih etmiştir. Bunu kendisi böyle murat ettiği için ve hikmeti öyle gerektirdiği için yapmıştır. Allah Celle Celaluhu sebeple sonuç arasında kurulan anlamlı ilişki ve ilgiden hareketle varlıkta hedeflenen hikmetleri anlayabilelim, böylece kendisini tanıyabilelim diye sebep sonuç çizgisi içinde bir yaratmayı irade etmiştir. Yoksa yaratanın sonuçları yaratmak için sebeplere ihtiyacı yoktur. Onun nasıl yarattığını anlamak için bizim sebeplere ihtiyacımız vardır. Yaratan sonuçları doğrudan doğruya sebeplerle beraber yaratır. Sebeplere tesir vermek isteyenleri aldatan işe ise bu beraberlik, iktiran denilen olaydır. Bu yüzden insanların birçoğu sebebi sonucun illeti, asıl nedeni yani o sonucun yaratıcı faili sanırlar. Oysa iktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Yani yakın, birbiriyle yakın olma ayrı, komşulukta bulunma ayrı. Mesela su akıyor bahçeye ve akabinden zamansal ve mekansal korelasyon olan bahçe yeşilleniyor. Ama bu suyun bahçenin sebebi olduğu anlamına gelmez. O sadece sebeplerden, orada bulunan etki bileşenlerden sadece bir tanesi. Yani iktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Yani beraber olma olayı ayrı, asıl sebep olmak da ayrıdır. Varlıkta görülen bütün oluşum, dönüşüm ve değişimlerin illeti ilahi irade ve ilahi kudretten başkasıyla olamaz demiş. Ne demiş? Burada hani gündüz gece örneklerini falan veriyor. Hani biz geceye gece, gündüze niye gündüz diyoruz? Onunla alakalı güneşin batması, ışık. Mesela gözü kör olan adam örneğini veriyor sanırım. Hani gözü gören, kör olan bir adam ilk kez gördüğünde diyelim, işte gündüzü ona gösterdiniz. Gözünün gündüzü gördüğünü, gündüzü oluşturduğunu sanır normalde. Ama işte gece olduğunda ha demek ki dışarıdan gelen ışıkmış benim görmemi sağlayan diye işte fikrini değiştirir. Önceki halinde de mesela bakın önceki ve sonraki halindeki nedensellik algısı nasıl değişti. İşte bu demek ki görmeye ve alışmaya bağlı olarak meydana gelen bir şey. Burada bir şey daha var. Bilmiyorum ne kadar kaldı. Şu şeye göre bayağı var yine. Kısaca ifade etmek gerekirse Gazali'ye göre Allah'ın adeti bir şeyi yarattığında onu tekrar yaratmayı sürdürmektir. Bu yüzden fiziksel dünyanın tek düzeliği illiyetin değil adetullah'ın tecellisidir. Zira bir nesne devam ve bekasına, bir nesnenin devam ve bekasına sebep olan bağımsız bir vücuda sahip değildir. Bilakis Allah'ın aynı nesneyi tekrar tekrar vücuda getirme adetinden dolayı varlığını sürdürmektedir. Burada filozofların Aristotelesçi anlayışının tevhid açısından doğuracağı güçlükler var. Yani bunu burada en önemli şeylerden birisi şu, hatırladığım kadarıyla onu söyleyeyim. Yani hani ağaca bu mekanizmayı veriyor, sebeplere ciddi anlam yüklüyor bu tarz filozoflar. İmam Gazali de bunlar hani nedensellik noktasında ciddi eleştiriyor siz onlara. Bayağı bir şey yüklüyorsunuz. Tevhid anlamında da bu Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına, yönetmesine, idare etmesine, kayyum ve hay isimlerine zeval veriyor diyor. Dolayısıyla onlar sadece diyor adi sebepler yoksa sonucu oluşturan failler değiller. Cenab-ı Hak kainata her an müdahale ediyor. Her an onları yaratıyor ve her an o nedensellik ilişkilerini ortaya koyuyor falan. Ondan bahsetmiş. Okuyabilirsiniz aslında. Burası da güzel bir yerde ama bayağı bir geçti. Yani süre geçti. Burada şirki reddetme açısından bir de burada en önemli noktalardan birisi şu. Her bir sebep aynı zamanda bir sonuç oluyor. Yani her bir sonuç aynı zamanda bir sebep oluyor. Dolayısıyla her şeyi biz sebeplere verdiğimizde nihayette bir teselsül ve o sebeplerin sonuna kadar gitmesi gibi bir durum oluyor. Ve hepsini bir en büyük sebebe verme durumu oluyor. Ve burada Cenab-ı Hakk'ın o Kur'an'daki tevhid vurgusu cidden tevhid vurgusuyla uyuşmuyor. Ve hiçbir şekilde de hiçbir şeyi Cenab-ı Hakk'a veremiyorsun. Hayret duygun yok, tefekkür edemiyorsun. Bu tabii filozofların bu tarzdaki mekanik nedensellik şeyi bu açıdan doğru değil. Evet, bunları söyledik. Hem hakim hem mahkum olmam noktası değil mi? Herhangi bir sebep aynı zamanda başka bir sebebin sonucu oluyor esasında. İşte atomlar, moleküller, efendim işte bileşikler nedir işte o hücreler vesaire. Hepsi her bir sebep öbürünün aynı zamanda
Öncekinin sonucu oluyor. O zaman ne oluyor? Yani hangisi mahkum, hangisi hakim, hangisi hangisini yapıyor? Dolayısıyla hiçbir şeyi de yani onların herhangi birisini de Cenab-ı Hakk'a veremiyorsun. İşte bu şekilde Cenab-ı Hakk'ı kainat bu prensiplerle kanunları kurdu. O şekilde böyle kainat yönetiliyor şeklinde kainata müdahale etmeyen bir nevi muattılaya götüren bir inanç ya da işte sebeplere çok ciddi şirk derecesinde güç, kudret verme gibi bir ki sebeplerin hiçbir şeyi yok yani tesiri yok. Burada başta Gazali olmak üzere Eşari ve Maturidi gerekse Mutezili düşüncenin çoğunluğu tarafından bu yaklaşım kabul görmemesinin temelinde yalnızca ilahi kudretin sınırlanması endişesi değil. Burada bir de sınırlama da var. Hani aynı zamanda ki felsefecilerde zaten bu var. Aynı zamanda mahluk olan bir sebebin yaratıcı konumuna yükseltilmesi yanlışlığına düşmemek endişesi de söz konusudur. Zira herhangi nesneye tesir ederek bir sonuç meydana getirmek onu yaratmak demektir ki bu ancak Allah'a mahsustur. Ki şunu da görüyoruz. Sebeple sonuç arasında çok ciddi mesafe var. Ciddi farklılıklar var. En adi sebepten en mükemmel sonuç hasıl oluyor. Bu da gene orada yaratıcının devreye girdiğini gösteren bir durum. Yani Kur'an bu illiyet ilkesini esasında o her an bir iş ve bir faaliyet içindedir. Bakın mesela ayet aldı buraya. 45 dipnota bakabilirsiniz. Rahman suresinde. Evet, sürekli bir iş, yönetme, faaliyet içinde olduğunu, sürekli fiil sıfatlarıyla kainatı Allah'ın tecelli ettiğini biz biliyoruz. Sebep ve sonucun zahirin de birbirine yakın ve bileşik gözükmesi, geçmişten bugüne varlıktaki oluşumu nedensellik içinde değerlendirmeye çalışanları aldatan en önemli bir etken olmuştur. Böyle düşünenler sebebi sonucun illeti sanmaktadırlar. Oysa kelam alimlerinin ısrarla belirttikleri gibi beraber olma yani iktiran ayrıdır. İllet yani asıl sebep, gerçek sebep olma durumu ayrıdır. Varoluşta illet sadece ilahi irade ve kudrettir. Yani çok açık bunlar. Sebeplerin böyle bir güç tesiri yok. Tekrar başa dönerek bir hususu daha hatırlatmanın yararlı olacağının kanaatindeyiz. İslam filozofları ve Mutezile'den Nazlan ve Muammer gibi bazı zevat sebeplerin sonucu meydana getirme kabiliyeti olduğunu fakat bu kabiliyetinin onlara Allah tarafından verildiğini ileri sürmüşlerdir. Bir nevi felsefedek gibi bu. Bu yaklaşım başta Gazali olmak üzere İslam alimleri tarafından eleştirilmiştir. Kur'an açısından eleştirilerinde gayet haklıdırlar. Zira sebepler bir şeyi meydana getirme gibi zatî hiçbir özelliğe sahip değillerdir. Sebepler ancak yüce yaratıcının kudretine birer perde onun isim ve sıfatlarını gösteren ayna hükmündedirler. Evet. Dolayısıyla bu soft determinizm ya da işte bu determinizmden etkilenen Mutezile'nin de gene burada Kur'an açısından yanlışlığı, hakikat açısından da yanlışlığı yani mantık ve düşünce açısından da yanlışlığı ortaya çıkıyor. Mesela şurada ne demiş? Bu bağlamda yukarıda bir metin var, onu okursunuz. Malebranche nasıl okunuyorsa Tanrı bir cisme kendi gücünden bir kısmını vererek onları müessir etkin kılmıştır denemez. O zaman Tanrı'nın tanrılar yaratması gerekirdi. Bu ise batıldır. Nasıl gerçek din tek bir tanrı olduğunu söylüyorsa gerçek bir felsefede tek bir neden olduğunu öğretmesi lazım. Bakın bu da Fransız filozof Nicole Malebranche'ın yorumu ve gerçekten güzel bir yorum bu da. Evet, ikinci makaleye burada atıfta bulunmuş. Ağacı da meyveyi de Allah yaratır demiş. Hikmetinin icabı ikisini beraber yaratır. Ağacı ilk olarak doğrudan kim yapmışsa, yaratmışsa şimdi de ancak o yapabilir. Ve yine ağacı yapan kim ise üzerindeki meyveyi de ancak o icat edebilir. Bu böyledir. Zira ağaç bu fiilin gayesinden habersizdir. Başka bir ifadeyle ağaç bu fiildeki hikmetin cahilidir. O halde daha bunu evrimciler daha çok yapıyor. İşte ağaçlar o meyveleri insanlar yesin diye öyle yaptı. Allah Allah. O halde bu fiili yapan ağaç değil başkasıdır. O da Allah'tır. Yaratma konusunda sebebi hususi olsa da hitabı umumi olan Kur'an şu ayeti ile dikkat çeker. Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da yaratma işi kendilerine şüpheli mi geldi? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o vahittir. O mülkün tek sahibidir. Bir olduğu gibi mülkün yöneticisidir de. Kahhardır,
Hükmü gücü her şeye yeten kudret sahibidir. İllete dayalı bir yaklaşımın tutarsızlığına insanın diğer varlıklardan farklılığı açısından bakabiliriz. Zira bu yaklaşıma göre şuursuz ve iradesiz cemadat olarak bildiğimiz varlıkların şuurlu ve iradeli olarak bildiğimiz diğer varlıklardan farkı kalmayacaktır. Şöyle ki cemadat olarak isimlendirdiğimiz varlıklarda meydana gelen her bir değişim, oluşum ve hareket cinsinden olaylar, plan ve program isteyen bir bilgiyi ve bunları pratiğe dökecek bir iradeyi gerektirmektedir. Demek istediğimiz şudur ki şayet cansız mevcutlarda görülen her bir hareket ve oluşumun yönünü belirleyici ve gerçekleştirici olarak doğrudan yüce yaratıcı görülmeyip kendilerine verilmiş kabiliyetlerle işlerini gördüğü iddia edilecekse buna göre bunları irade ve şuur sahibi varlıklardan farkı nasıl izah edilecektir? Bu şekilde bitirmiş. Burada ne diyor? Kısaca bütün zahiri sebeple yaratıcılarını tanıtan birer ayettirler. İcatta hiçbir tesirleri yoktur. Yüce yaratıcının emir ve iradesi olmazsa hiçbir şey hatta hiçbir zerre hareket edemez. Her bir mevcut ve sebep kendi acizleri vasıtasıyla yüce yaratıcının kudretine, kendi bilgisizlikleri vasıtasıyla onun ilmine, kendi yok olmalarıyla onun bekasına işaret eden ayetler olup asla onun yaratma ve icraatında ortak gibi düşünülemezler. Başka bir ifadeyle hiçbir maddi sebep hakiki tesir gücüne sahip değildir. Zira sonuç ile sebep arasındaki aralığı aşan onun ne kendi bilgisi, ne de kendi iradesi, ne de kendi kuvvetidir. Sonucu sebebin bilgisinin yetmediği, iradesinin belirlemediği yollardan ve kudretinin ulaşamadığı uzaklıklardan hazır hale getirebilecek yalnızca yüce yaratıcıdır demiş, bitirmiş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.